Kanal Urfa Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girdi. Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesine karar verildi. Geçtiğimiz aylarda UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbekli Tepe'nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için yürütülen yaklaşık 4000 metrekarelik çelik çatı çalışması tamamlanarak ziyaretçilere açılmıştı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği 1995'ten beri yürütülen kazı çalışmalarında Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da tonlarca olan yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları yer alıyor. Bölgede yürütülen tadilat ve inşaat çalışmalarının sona ermesinin ardından ziyaretçilere 5 lira olan giriş ücreti Haziran başından itibaren 20 liraya yükseltilmişti. Göbekli Tepe'nin de dünya mirası listesine kaydedilmesiyle Türkiye'nin bu listedeki varlık sayısı 18'e ulaştı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara toprağa verildi. Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara defnedildi. Küçük Eylül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Uzunbeyli mahallesindeki evine getirildi. Köy camisinde Eylül için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Takdiri ilahi böyleymiş. Bunu yapan mutlaka bizim hukuk sistemimiz içerisinde cezasını en ağır şekilde çekecek. Bu konuda devletimizin ta en yukarıdan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, bütün devletimizi yönetenler, milletvekillerimiz dahil olmak üzere herkes bu acıyı derinden hissetti ve bu konuda herkes düşüncelerini söyledi. Bu olayda da bu cani, ona yardım edenler varsa, onunla birlikte hareket edenler, hepsi cezasını en ağır şekilde çekecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumenin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Cenazeyi Eylül'ün ailesi, yakınları ve köylülerle Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı. Cenaze namazının ardından Eylül Yağlıkara'nın cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili konuştu. Bozdağ, cinsel kastrasyon tedbirinin bütün yönleriyle yeni dönemde devreye gireceğini söyledi. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden ve partililere teşekkür için gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, burada yaptığı açıklamada cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili konuştu. Bozdağ, cinsel kastrasyon tedbirinin bütün yönleriyle yeni dönemde devreye gireceğini söyledi. Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Yani bu cinayeti işleyen bir insan da olsa ama insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesi nedeniyle bu düzenlemeler yapılamamıştı.
yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız ve bu konuda da kararlı adımlar atacağız. Cezaların artırılması konusunda da yine dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı. Bakanlar Kurulumuza da sunmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde meclisimiz inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak bundan sonra. Bu teklifi hızla yasalaştıracak. Cinsel kastrasyon özellikle erkek cinsel suçlularının erkeklik hormonu üreten testislerin cerrahi müdahaleyle alınması ya da ilaçla bu hormonun üretilmesinin azaltılması olarak tanımlanır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki Güneş Bulut yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eski Han Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden otomobiliyle mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Pedal Arkadaşım projesi kapsamında Doğu Anadolu bölgesinde tüm illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa'ya ulaşan bisiklet gezginleri, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla toplamda 55 il dolaşacak. Bisiklet gezginleri Ender Cebeci ve Melis Başak, Kars'tan başladıkları Pedal Arkadaşım projesi kapsamında tüm Doğu Anadolu illerini 58 günde gezerek Şanlıurfa'ya ulaştı. Bisiklet gezginleri proje kapsamında hem bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, hem de görme engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak istediklerini belirtti. Gezginler 55 ili kapsayan projede şehirlerdeki engelli derneklerini de ziyaret ederek çift kişilik tandem bisikletini de tanıtarak projeye destek sağlıyor. Gezginler Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden sonra projeyi Marmara bölgesiyle sonlandıracaklarını söyledi. Normalde önde gören arkada görmeyen arkadaşlar beraber sadece bisiklet sürmekle kalmayıp diğer sosyal aktiviteleri de yerine getiriyoruz. Amacımız tüm uğramış olduğumuz şehirlerde de bütün engel sıfatı adı altındaki arkadaşlarla beraber sosyal aktiviteleri yerine getirmek, ev hapsinde bulunan arkadaşları sosyal hayata entegre etmek, hem bunu bisiklet vasıtasıyla hem de diğer spor aktiviteleriyle beraber gerçekleştirmek dileğindeyiz. Buradaki asıl amaç Dünya 3 Aralık Engeller Günü'nden ziyade bunu süreklilik haline getirerekten bir şekilde güzel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. 2 Mayıs tarihinde başladık yolculuğumuza. Kars'tan başladık. Bütün Doğu bölgesini bitirdikten sonra şimdi Güneydoğu'da Urfa'ya vardık. Buradan sonraki rotamız Adıyaman.
Bir tandem bisiklet adı verilen, yani iki kişinin sürdüğü, arkada kör arkadaşımız, önde gören arkadaşımızla birlikte ve bir tekli bisiklet olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Gittiğimiz illerdeki engel dernekleriyle ve bisiklet kulüpleriyle görüşüyoruz. Tandem bisikleti nasıl daha fazla yayabiliriz? Nasıl daha fazla farkındalık yaratabiliriz diye yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben Diyarbakır'dan katıldım tura. Diyarbakır'dan şimdi Urfa'ya geçtik. Yarın Adıyaman'a geçeceğiz. Daha sonra da Antep'te bitireceğiz. Yani ben Antep'te ayrılacağım gruptan. Benim Güneydoğu'yu seçme sebebim de aslında daha çok yemekleriydi. Güzel bir tur oluyor benim için de. Bisikleti her türlü coğrafyada, her bölgede sürmek lazım diye düşünüyorum ben de. Hem de böyle bu şekilde Urfa'daki ve Diyarbakır'daki engellilerin durumunu da görmüş oluyorum. Adıyaman ve Antep'teki engelli dernekleriyle görüşürsek oradaki engelli insanların da durumlarını görmüş olacağım. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baycilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte ilçedeki esnafı ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'ye verilen destek dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu. Mehmet Hafız Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret eden Başkan Baydilli ve Milletvekili Cevheri'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Esnafa desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti ile istikrarın ve hizmetin devam edeceğinin altını çizdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise çok önemli bir seçimden çıktıklarını dile getirerek, Allah'a şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımızın büyük desteğiyle ilk turda seçildi ve artık daha güçlü bir şekilde ülkemizin başında olacak diye konuştu. Başkan Baydilli ve Milletvekili Cevheri esnafı ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinleyip not alarak çözümü noktasında talimat verdiler. İnşallah Allah muvaffak etsin. Hayırlı olsun bizim için, milletimiz için, Urfalılar için. Aynen. Allah sizden razı olsun. Mesela bir çay hiçbir şey kabuğa pişmiş. Pişmiş oldu yandan. Pişmiş olmalı. Hayvansal gayrılar. Öğrenci olsun, 2 yıla çocuğa eğilmişsin, 100 yıla yapıldık. Büyük vatandaşlık. Gençlere ve öğrencilere yönelik her alanda etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz kurslarıyla öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için birçok alanda ücretsiz kurslar veriyor. Eğitim ve öğretim dönemi boyunca öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları gerçekleştiren ve kitap dağıtımıyla öğrencilerin eğitim anlamında gelişmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca da öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi anlamında ücretsiz kurslar ve etkinlikler düzenliyor. Okulların tatil olmasıyla beraber tüm öğrenci gruplarına yönelik çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, 21 branşta kurs ve sosyal etkinlikler vermeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde bulunan gençlik merkezlerinde, konferans salonlarında öğrencilere sinema etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, burada çeşitli ikramlarda bulundu. Kurs kayıtları hakkında bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, 21 branşta yaz kurslarımız başladı. Yaz kurslarımız her hafta kültürel etkinlikler çerçevesinde devam edecek dedi. Başladı.
bu yaz kurslarımız her hafta bir kültürel etkinlikler çerçevesinde devam edecek. Bu kurslarımızın kayıt dönemlerinin daha devam ettiğini, tüm halkımızın düzenimiz ve birlikte Beyaz Masa, belediyemizin altındaki Beyaz Masa'da kurslarla ilgili bilgileri alıp kurslarımıza kayıtlarımızı yapabilir. Sinema etkinliğine katılan öğrenciler de Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Sinema etkinlerimiz çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bize de başkanımıza da teşekkür ederim. Tatile çok güzel, sinema keyfi çok güzel. Sinema çok güzeldi. Emel geçenlere çok teşekkür ederim. Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi'ne gidiyorum. Yaz kurslarımız başlamıştır. Bugün bu etkinlikten yararlandık. Büyükşehir Belediye'mize sonsuz teşekkürler ederiz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da açık bırakılan pencereden öğrenci evine giren bir çift güvercin, kitaplığa yuva yapıp yumurtladı. Öğrencilerin gözü gibi baktığı güvercinler, şimdi ise kitaplıktaki yuvaların yuvalarında yavrusunu büyütüyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven mahallesinde, kırsal mahalleden gelerek kiraladıkları bir apartman dairesinde, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav heyecanının yanında davetsiz bir misafirin heyecanını da yaşıyor. Selamünaleyküm. Açık bırakılan pencereden içeri giren yabani bir çift güvercin öğrencilerin kitaplığına yuva yaptı. Öğrencilerin yuvasına karışmadığı güvercinler bir süre sonra yuvaya yumurtalarını da bıraktı. Sırayla kuluçkaya yatan güvercinler açık bırakılan pencereden dışarı uçup tekrar içeri giriyor. Güvercinlerin bir yumurtası çürük çıkarken birindense yavru çıktı. Öğrenciler ders çalışırken güvercinlerse evin bir ferdi gibi rahat hareket ederek yavrusunu büyütmeye çalışıyor. Öğrenciler güvercinlerle aynı odayı paylaşmakla kalmayıp su ve yem de veriyor. Üniversiteye hazırlanmak için ev tutan iki öğrenciden biri olan Ahmet Şahin, bir süre önce kuş kitaplığımıza yuva yaptı. Biz de öğrenci olduğumuz için güvercinlere karışmadık ve yuvayı bozmadık. Hem kendimize hem de kuşa bakmaya çalıştık, dedi. Bizim kitapların arasına yaptı, biz de bozmadık. Öğrenci olduğumuz için hem kendimize hem kuşa bakmaya çalıştık. Artı biz öğrenciyiz burada. Pencereleri açık tutmaya çalıştık sırf kuş rahat girip geçsin diye. Kuşu da yem verdik, suyunu verdik. İki yumurta yumurtladı. Bir tanesi boş, bir tanesi dolu çıktı. Bir diğer öğrenci Mücahit Kaya ise, ben üniversite hazırlık öğrencisiyim. Bir süre önce kitaplığın oraya kuş yuva yaptı ve biz de bakmak zorunda kaldık. Öğrenci halimizle bakıyoruz, diye konuştu. Önce bir gün bir sabah arkadaşım bir kuş dolabıma yuva yapmış dediği zaman hemen toplanıp geldim. Gördüğüm manzaraya gerçekten şaşırdım. Kuş arkadaşım dolabına yuva yapmış olarak gördüm. İki tane yumurta yapmıştı. Bir tanesi boş çıktı, diğeri şu an annesinin yanında. Bu dört hafta süre zarfı boyunca sürekli pencereleri açık tuttuk. Annesi sürekli gelip gitsin diye sürekli kuşun yanında olduk. Kıyamadı kendisine. Devam ediyoruz böyle. Kuşa bakmaya devam edeceğiz. Kuşun büyüyüp gelişmesi lazım. O yüzden şu an kuşa bakıyoruz. Geçiyoruz Erzincan'a. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 70 yıldır bakkal işleten 90 yaşındaki İbrahim Alışık, 15 metrekarelik dükkanında zamana adeta meydan okuyor. Erzincan'a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde halkının Ergül'ü İbrahim olarak tanıdığı 90 yaşındaki İbrahim Alışık, geçen zamana rağmen 45 yıldır aynı yerde işlettiği bakkal dükkanında süpermarketlerle mücadele ediyor. Babasının vefatıyla 1950 yıllarda Kemaliye ilçesinde bakkal işletmeye başlayan Alışık, katır üzerinde köy köy dolaşarak halka çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı. 70 yıllık esnaf Ergül'ü İbrahim'i Kemaliye'de tanımayan yok. Yıllara meydan okuyan bakkal, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç bir halde bakkalını her sabah erkenden açtığını
Ancak işlerin eskisi gibi olmadığını söylüyor. Yani kimse çalışıyor oğlum. Ben geldim çalışıyordum. Eskiden daha iyiydi. Şimdi ne yapıyor? Memleket vermiş. Şimdi yüksük büyük marketler bizi yedi. Büyük marketler açıldı. Ya bir sitayelik ya eskik sitayelik mi? Emekliyim de. Ne var? Allah'ın solumuzu kaydedi. 30 kuruşuz mu? 25 kuruşuz. Kilosu şey tanesi ekmeği. O zamanlar. Buna 50 sene. 60 sene, 70 sene oldu. Benim dediğim gibi. Şimdi bahsedelim 125 kuruş. Bir tane. 250 gram ekmek. Eskide o kadar çeşit yok oldu. Bulur, değme, neyle, mercimek, fasulye. Bunlar şimdi çamaşır sodası bilmem, bilmem ne, her bir şey vardı. Şimdi yani eskiden de yokdu öyle bir şey. Çeşit yokdu. Şimdi var her şey, her çeşit var. Evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi olan İbrahim Alışık, geçen süre içerisinde 15 metrekare büyüklüğündeki bakkal dükkanında geçen zamana adeta meydan okuyor. Gümüşhane'nin Zigana köyünde oturan 68 yaşındaki Nazmiye Özgün, 40 yıldır ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor. Gümüşhane'nin Zigana köyünde oturan 68 yaşındaki Nazmiye Özgün, 40 yıl önce boş vakitlerinde hobi olarak örgü örmeye başladı. İki kardeşiyle babalarından kalma restoran işleten kadın, ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bir süre önce düşerek ayağını kıran kadın yine de örücülüğe ara vermedi. Gün boyu örücülük yapan kadın spor kulüplerinin forma örneklerini örmeye başlayarak ürün yelpazesini geliştirdi. Ördüğü ürünleri iş yerinin duvarına asan kadın gelen müşterilere satış yapıyor. 40 yıldır örücülük yaptığını anlatan Nazmiye Özgün, mesleğini severek yaptığını kaydetti. Orada sporcuların emblemlerini dedik ki hani ya bura iş yeri ya, oraya koyalım dedik. Onları işledim, internetten çıkardım şeylerini, onları işledim oraya astık. Evet. Buranın zaten 100 senelik bir mazisi var buranın. 5-6 kardeşin babadan kalma şu anda 3 kardeş çalıştırıyor burayı, mekanımızı. Ben de onlara eşlik ediyorum. Her bir lazım olursa her konuda eşlik ediyorum onlara. Peki elişlerinizi gören müşteriler ne dedi? Alıyor. Elişlerimi gören dün mesela bir bayan geldi buraya. Giderken bana verir misin dedi. Ben sana öyle vereyim dedi. Çıkarttı parayı oraya koydu aldı gitti. Evet. Görenler istiyor, evet. Peki siz memnun musunuz? Boş duramıyorsunuz. Ben boş duramıyorum. Evet. Benim şimdi ayağım kırıldığından dolayı boş duramıyorum işte. Oturduğum yerde bir şeyler üretiyorum. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çobanlık yapan iki kardeş, hayvanlarımı 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla her gün Dicle Nehri'nden geçiriyor. Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye başladı. Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde çobanlık yapan Mehmet ve Hamza Demir kardeşler, baktıkları hayvanları 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla Dicle Nehri'nden geçiriyor. ...250'nin üzerinde büyükbaş hayvandan sorumlu olan kardeşler, sabah, öğle ve akşam saatlerinde hayvanları nehirden geçirerek, özellikle hamile olan hayvanların sıcak havanın etkisinden korunmasını amaçlıyor. Başaklı köyünde ağabeyiyle çobanlık yapan Mehmet Demir, özellikle sıcak havalarda hayvanları nehirden geçirdiklerini belirterek, yazın sıcak olduğu için hayvanlar suya girmezse susuzluktan ciğerleri çürüyebilir dedi. Susuzluktan ciğerleri şey olabilir, çürüyebilir ağayı. Şey olunca yavru atabiliyorlar. Sabah 5.30'da gidip akşam da 7 gibi eve geliyorlar. Öğlen de suya girip kendilerini serinletiyorlar. Sabah çöle gittiğimizde öğlen çok çok sıcak oluyor. Hayvanların suya ihtiyacı var. Yarım saat
suda bekletiyoruz. Sonra eve getiriyoruz. Cicle Nehri'den geçiriyoruz ve eve getiriyoruz. Artvin ile devam ediyoruz. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde arı yetiştiriciliği yapan 48 yaşındaki Melihat Gülbin siparişlere yetişemiyor. 2001 yılında Tema Vakfı öncülüğünde 1998'de başlatılan Kafkas ırkı ana arı üretimi projesi, kursunu başarıyla tamamlayarak 17 yıldır ana arı yetiştiriciliği yapan Gülbin evinin bahçesindeki ahşap barakayı laboratuvar, arı yetiştirme ve bal üretimi alanına çevirdi. Bu ana arı tapası da şurada yerleştiriyorum. Gürcistan sınırına 500 metre uzaklıktaki evin bahçesini bal üretim alanına çeviren Gülbin, kızı Filiz'le birlikte arıların bakımıyla uğraşıyor. Benim annem yanı başımda. Ana kız ne yapıyoruz burada? Damızlık ana arı üretimiyle uğraşıyoruz. Hayat okulunu bitirdiğini ifade eden Gülbin, ana kız ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz dedi. Arıcılığın sabır isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Gülbin, arıcılık sadece erkeklerin yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arıcılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok kadın benim gibi aile bütçesine katkı sağlayabilir diye konuştu. Mesela en verimli koloniden erkek arıyı toplanmıştı. En verimli koloniden de ana arı larva demin yaptığım uygulama larva transferi yapılmıştı. Ana hattı belli, baba hattı belli bunların. Ana arıya siz hayat verdiniz. Aynı. Güçlü ve çalışkan çıkan bir arıdan sulu tohumlama aynı zamanda. Filiz'in sulu tohumlama yaptığı. Ve arının özelliği çok sakin olması. Evet. Evet. Görebildiniz mi? Hı hı. Bunu şu anda bu başlatıcı kolon dediğiniz kovan anasız. Anası olmadığı için bunları besleyecek. Şimdi koyuyorsunuz kafese. Evet, bunları besleyecek. Burada 48 saat duracak bu. 40 saat, 8 saat sonra bunları ben çıkarıyorum. Sayın seyirciler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte semercilik de tarih oluyor. Bursa'da 85 yaşındaki Kemal Yarutkan, 205 yıllık aile mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Bursa'da 75 yıldır semer yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Kemal Yarutkan, tarihi Aralıkhan'da bulunan küçük dükkanında teknolojiye inat mesleğini devam ettiriyor. Ağaç iskeletleri keçeyle süsleyip deriyle kapladıktan sonra aralarına kamış koyarak semer haline getiren Yarutkan, daha sonra eline aldığı çuvaldızla renkli iplerle semerleri süslüyor. 85 yaşındaki Yarutkan günde bir semer yapabildiğini, ancak rağbet olmadığı için pek hızlı hareket etmediğini söyledi. Okulu bitirdikten sonra başladık. İlk başladığında 1945'te. 45'lerinde kaç tane, ne kadar semerci vardı? Buralar nasıldı? Çoktu. Semerciden geçilmiyordu. O zaman işte çoktu. Bu zaten benim şeydenim. Dedemden babama intikal etmiş, babamdan bana. Hı-hı. Buraya kadar getirdik. Şu an Bursa'da yapan yok herhalde. Şimdi hiç yok. Civarda da yok. Pazarlarda da yok. Bir tane Orangazi'de varsa var. Ne İnegöl'de var, ne Kemalpaşa'da, ne Yenişehir'de. Oluyor Allah şükür. Karnımız doyuracak kadar. Yok fazlası ama ne yapalım işte. Sen semer tamir de mi yapıyorsun Kemal Bey? Tabii tamir de yapıyorum, yenisini de yapıyorum. Nasıl denk gelirse.
Kimisi eskisini getiriyor, yenisini alıyor. Biz ona trampa diyoruz. Trampayı biliyor. Evet evet, takas. Trampada şansın açık mı, kapalı mı? Neyse, ama girmesin. Çalışmana bağlı. Evet. İki günde de yaparsın, senin dediğin gibi. Üç günde de yaparsın. Ama şey olmayınca, talep olmayınca bizim de işimizden çalışmak geldi. Eskiden semerci diye kız diye kız verirlerdi. Şimdi artık semerci diye değil, başka meslek de sahipleri bile kız vermiyorlar. Nesli tükenmekte olan Vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından görüntülendi. Türkiye'de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından Vaşak, Erzincan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin tür izleme çalışmaları sırasında kameraya yansıdı. Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan Vaşak, Erzincan'ın kırsal kesiminde görüldü. Dağlık arazide tek başına dolaşan Vaşak, bir süre görüntülendikten sonra mağaraya girerek gözden kayboldu. İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor. Büyük kulakları yer altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından ender görülen vaşak türü, nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor. Denizli'den bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Denizli'deki bir tekstil firması çalışanlarının günübirlik tatil için Marmaris'e gelirken Sakartepe rampasında aracın freninin patlaması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Denizli'deki bir tekstil firması çalışanların sabah erken saatlerde 41 yaşındaki Göksel Arslan yönetimindeki minibüste yola çıktılar. Şoförle birlikte 22 kişinin bulunduğu minibüs Sakartepe rampasında acil kaçış rampasına 1 kilometre kala minibüsün frenleri patladı. Şoför Arslan aracı durdurmak ve yavaşlatmak için önce ortadaki beton bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters yöne dönerek yolun sağındaki trafik işaret direğine çarparak yan yatmış vaziyette durabildi. Müzik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, jandarma, polis trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan 6'sı çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Tekstil işçilerinin tatile çıktığı minibüsün şoförü ve ön koltukta oturan yolcunun kazayı yara almadan atlattıkları öğrenilirken aracı kullanan şoförün tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak çalıştığı öğrenildi. Kazada Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sakartepe rampasında geçen yıl Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Marmaris'e seyir halinde olan otobüs kazasında 23 kişi ölmüştü. Bir kaza haberi de Sivas'tan geldi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza saat 06 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan Yasin H. idaresindeki servis aracı
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sürücüyle birlikte minibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi ve Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayınımız 4 televizyonun ortak canlı yayınıyla devam edecek. Bu programın özel konuğu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi olacak. Bizi izlemeye devam edin.